Evet, bir önceki videomuzda şu parçaya program yaptığımızı zannettik ve bilerek bir hata yapmıştık. Öğrencilerimden bu hatayı bulmasını istemiştim ama ses çıkmadı. Hiç çalışmıyor musunuz evde? Gerçi bu çevirimi daha ilk defa gördünüz ama neyse. Şimdi arkadaşlar, önce bir programı yorumlayalım ve hatanın nereden kaynaklandığını bulalım. En baştan aşağı gelelim. Ne yaptık? Programımıza bir numara verdik. Sonra G40 ve G80 ile telafileri ve çevrimleri iptal ettik. Birliklerine dönemlerine. Daha sonra çap 80'den başlayıp çap 60'a indiğimiz için atomsal devir kullandık. Sonra X82, Z2'de takımımızı tam şu noktada konumlandırdık. Doğru mu? Evet. Sonra dedim ki ben bu noktadayken G75 ile R1, X60'a inerken Z-40'a git. Yani olduğu yerde X60'a indi. Tamam mı? Z-40. Sonra Z-40'a gitmeye başladı. Yani buraya kadar geldi. Şu faturada gitmiş oldu demek ki. Yani demek ki bizim G75'te şu takım konumlandırmamız, çevrim konumlandırmamız daha doğrusu yanlış oldu değil mi? Anladın mı? Anladım. Ne anladın? Anlat bakayım. Anlaşılmadı dedi bunlar. Ha, anlaşılmadı. Sen? Ben anlamadım. Sizler? Şimdi arkadaşlar, bakın takım. Şimdi şu elimdeki tarafta bağlı olan takım. Ben şurada taraf. Ekranda bu programı okuyarak bu takım ilerleyecek. Evet. Start'a bastım. Single start'a bastım. Cycle start'a bastım. Programlamasını gördüm. Telafileri iptal ettim. Atomsal devir vermiş bana. Döndüğü ayna dönüyor. Sonra X82 ve Z2'ye G0'dan geliyor. Hızlı bir şekilde. Buradaydım. Hop. Hızlı bir şekilde tam şuraya geldim. Bekledim. Takım burada. Ve tezgahın okuduğu satır şurası. Şu anda tezgah buraya okuyor. Şu satır okuyor. Sonra çevrimi gördü. Şunu okudu. Tezgah yine olduğu diye bekliyor. Çünkü bir hareket yok. Tamam mı? Sonra bundan sonra şurayı okudu. Yani şu satırı okudu. Şöyle. Artık hareket etmeye başlıyor. Neden? Çünkü ben demişim ki buna, sen X82'desin şu anda. Yani sen şu an buradasın. Ben artık bu satırı okudum. Olduğun yerden X60'a in dedim. Buradan 60'a indirdim ben takıma. Daha sonra dedim ki Z eksenine sen de 40 mm git eksi yönde. Yani 60'a iniyor ve eksi 40'a gelene kadar şurasını şöyle düz bir şekilde, burası dahil olmak üzere şurası gitti. Buraya kanal açar şurasını böyle tonlamış oldu. Anladınız? Anladım. Peki, şurayı izleyelim. Bakın gerçekten anladınız değil mi? Evet. Tamam. Peki, o zaman çözüm nasıl olmalı? Yani hata ne burada? Hata neresi? Hangi sıra hata? Hangi kod hata? Anlamış olsaydınız bu cevabı beklerdiniz. Z ile X'in yerini değiştireceğiz. Ha? Z ile X'in yerini değiştireceğiz. Hayır. Sadece yapmamız gereken şu, şunu yapsak olurdu. Derinlik kadar yukarıda mı çalışıyor? Şunu yapsak yeterli olacaktı aslında. Şöyle. Neydi? Bütün çevrimlerdeki kural neydi arkadaşlar? İlk önce konumlandırıyor. Çevrim kullanmış isek eğer, takımın işi bittikten sonra çevrimden önce takımı hangi ölçülerde konumlandırmış isek, takım oraya giderdi. Dolayısıyla çevrime başlarken başladığımız koordinatlar bizim için çok önemliydi. Ve parçamız 80 ise 2 metre yukarısında tutuyorduk ki yani balans falan olursa takıma çarpmasın diye. Ve 2 metre geride tuttuk ki şurada beklettik. Demek ki benim şu çevrim öncesi X ve Z eksenimin konumlandırdığım yer, yani takımımı konumlandırdığım yer.
Ve daha sonra tez ya şu çevrimi okuduktan sonra ve bu çevrimdeki işi bittikten sonra şunu görmeden, şu G28W0'ı görmeden önce şuraya geri gelecek. G0 X82 Z2'ye geri gelecek. Daha sonra bunu gördüğü zaman referansına gidecek. Yani benim eğer elimde böyle bir resim varsa ve bu resmin de baştan 20 mm içeride 20 mm genişliğinde kanal var ise benim buraya Z-20 yazmam lazım değil mi? Z-20 dediğim zaman ben takım ne yapacak? Buradaki takım hızlı bir şekilde gelip X-82'de duracak. Şurada. Daha sonra Z-20 dediğim için hop buraya gelecek. Ama gene bir yanlışlık var. 25 olacak. 25 olacak. Neden 25 olacak? Çünkü takımımın sıfırı bu nokta. Dolayısıyla şu 5 mm'yi de dahil etmem gerekiyor programa ve gelip ben şunu 20'yi 25 yaptım mı artık takımımın şu arkası şuraya gelmiş olacak. Ve Z-40 dediğim zaman da parça sıfırın burasıydı yani 20 burası, 20 de burası 40. Takımımın Z-0'ı da şu ucu olduğu için 40 dediğim için tamamen şuradaki genişlik 20 olarak karşıma gelecek. Ama şurası Z-25 olursa. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Güzel. Mantık bu kadar basit. Bu videomuzda G75'i G75'te yapılan en çok hataya değindik ve bu hatayı nasıl çözeceğimize değindik. Aynı zamanda da G75'i yorumlamış olduk. Ben Mustafa Karaca. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.